Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle daha önce hiç görmediğiniz deniz canavarlarından bahsedeceğiz biraz. Hani canavar diyorum çünkü gerçekten canavara benziyorlar. Daha önce var olduğunu bilmediğiniz canlılar diye bir video yapmıştım. O videoya bayağı bir like gelmişti. Bu videoya da like atarsanız gerçekten çok güzel olur. Beğeneceğinizden eminim videoyu. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın şimdiden. Ve henüz kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada aşağıda abone ol butonu var. Abone olmak bedava. Ve 400 bin aboneye ulaştık. Gerçekten hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Yakında zaten 400 bin aboneye özel bir şey yapacağım. Yakında birçok video yapacağım. Şu sıralar bayağı güzel fikirlerim ve bayağı güzel imkanlarım var, Allah'a şükürler olsun. O yüzden yakın zamanda süper videolar sizi bekliyor. Neyse, şimdi bu deniz canavarlarından bahsedelim. Bu deniz canavarları gerçekten de çok korkunçlar. Neden konuşurken başka tarafa bakıyorum bilmiyorum. Bir dakika, ciddi olmam lazım. Neden konuşurken başka tarafa baktığımı biliyor musunuz? Çünkü canavarlara, yaratıklara, bu denizde yaşayan şeylere bakamıyorum bile. Tabii ki de şaka yapıyorum. Korkun diye yaptım bunu. O kadar korkacak bir şey yok. Goblin Shark, yani cin köpek balığı. Bundan daha önce bahsetmiştim ama birçok diğer yaratığın yanında bahsetmiştim bu balıktan. Burada sırf balıklardan bahsedeceğimiz için şimdi bunu da baş listeye koyma gereği duydum. Dediğim gibi cin köpek balığı arkadaşlar, hani resimde de gördüğünüz gibi çok sevimli, böyle evde alıp beslemek istediğiniz veya denizde karşılaşıp yakalamaya çalışacağınız bir balık türü değil. Ve bu balığı ilk gördüğünüzde söyleyeceğiniz şey, bunun ağzının önündeki o uzun şey de ne, değil mi? Orada değişik bir şekilde elektronik bir alan oluşturuyor, elektrikli bir alan oluşturuyor ve çevresindeki balıkları ağzına doğru çekmek için kullanıyor ve onları daha kolay yiyebiliyor. Böyle bir değişik bir özelliği var bu balığın. Hani zaten tipinin korkutuculuğu yetmiyor, bir de özelliğinin bu kadar korkutucu olması. Ne dedim lan ben? Bir de özelliğinin bu kadar korkutucu olması zaten çok böyle tuhaf bir durum. Zombi solucanlar. Evet, zombi solucanı dedim. Yanlış duymadınız. Neden mi böyle dedim? Çünkü bunlar gerçekten de zombi gibi yaşıyorlar. Zombiler gibi beyinden besleniyorlar ve ölü balıkları yiyorlar. Ölü olmayan balıkların da zombi gibi hani bunların beynine yerleşiyorlar ve beyindeki besinlerini yemeye çalışıyorlar, kendine ihtiyacı olan besinleri yemeye çalışıyorlar ve buna da bildiğim kadarıyla nutrients deniyordu, öyle bir ismi vardı. O besini almak için balıkların beynine yerleşiyorlar ve onların beynindeki bu sıvıyı alıyorlar, bu besini alıyorlar artık. Bildiğin zombi gibi yaşıyor bu solucanlar ve zombi gibi hareket ediyorlar. Yani zombi istilası olursa bu solucanlar yüzünden olacak. Solucan dediğime bakmayın, bunlar deniz solucanı bu arada. Ejderha balığı. Şimdi bu resimde gördüğünüz balık çok korkunç, hani böyle acayip büyük gibi görünüyor değil mi? Ama öyle değil. Genel olarak bu ejderha balıkları bu boyutta oluyor. Yani şu kadar oluyor. Şu resimde gördüğünüz balık bu boyutta oluyor. Hani gerçekten çok garip bir şey bu. Ben böyle bir şey olacağını beklemezdim gerçekten. Ama dediğim gibi bu boyutta falan oluyor bu balıklar. Ve bu balıkların da en büyük özellikleri de vücutlarından ışık gibi bir şey yapmaları, ışık gibi bir şey yaymaları ve avlarını bu ışıktan dikkatlerini dağıtıp kendilerine doğru çekmeleridir. Kendilerine doğru çektikleri avda çok kolaylıkla o sert dişleri zaten yiyebiliyorlar. Eğer denizde parlayan bir şeyi görürseniz, ayak parmağınızı yakalatmak istemiyorsanız yanına gitmeyin bence. Anglerfish. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Angler ne demek? Bir dakika, çevirden bakayım hemen. Avcı balığıymış bunun adı. Hani Nemo'yu bilirsiniz değil mi? Hani benim yaşlarımdaysanız veya benden büyükseniz Nemo'yu bilirsiniz. Nemo arkadaşlar kayıp balığın bir hikayesidir. Ve o filmi izlediyseniz bu Anglerfish'in, yani avcı balığının o filmde olduğunu görebilirsiniz. Kafasından yaydığı ışıkla avının dikkatini çekiyor. Aynı çizgi filmde anlattıkları gibi. Bu balık bildiğiniz balık tutmaya giden bir balık. Buradaki kafasının üstündeki ışıkla bütün balıkların dikkatini kendine doğru çekiyor ve ona doğru gelen balıkları da direkt ağzına alıyor. Oha, ne oluyor lan? Alarmım çalıyor. Benim bu saatte uyanmam lazım. Ben video çekiyorum bu saatte. İşte dediğim gibi bu balık avlanmaya giden bir balık. Buradaki ışıkla diğer balıkların dikkatini çekiyor ve direkt ağzına girmesini sağlıyor. Direkt kendi ağzına girmesini sağlıyor balıkların. Ve zaten bunun tipine bakın. Şu balığın tipine bir bakın. Bir sonraki hamleyi zaten tahmin edeceksiniz. Bir sonraki hamlede ne olacağını da o balıklara. Fangtooth. Bu balığın tipine bir baktığınız zaman zaten denize bir daha girmeme isteğiniz benimki gibi gelmiştir. Bu balığın en büyük özelliği en büyük dişe sahip olması. Tabii ki de bütün balıkların yanında değil. Boyutuna göre en büyük dişe sahip olması. Zaten gerisini bunun tipine bakarak anlayabilirsiniz. Basking Shark. Basking Shark. Basking Shark, yani rahat balina gibi bir anlamı var bunun. Pardon, rahat köpek balığı. Rahat köpek balığı gibi bir anlamı var bu balığın. Ve bu balık da şu anda yaşayan en büyük ikinci balık balinadan sonra. Bu balıklar, hani bu köpek balığı insanlara çok büyük bir tehdit oluşturmasa bile normal boydaki bir insanı tek lokmada yiyebilecek kadar büyük bir ağza sahip. Zaten bunu da resimden görerek anlayabilirsiniz. Yani bu balıkla karşı karşıya gelirseniz sizi çiğnemeyecektir. Direkt sindirecektir. Boyunun da çok büyük olduğunu size söylemiştim. O yüzden siz
sizi çok rahat bir şekilde yiyebilir bu balık. Artık balık mı diyeyim, yaratık mı diyeyim, köpek balığı mı diyeyim, orangutan mı diyeyim bilmiyorum buna. Megamouth shark, yani acayip büyük ağızlı köpek balığı anlamına geliyor Türkçesi. Bu balık da önceki balığımız gibi böyle ağzı açık geziyor denizde. Avını falan direkt ağzına çekiyor, yani yüzdüğü sırada karnını doyuruyor bu balık. Bu en küçük köpek balıklarından ve en nadir köpek balıklarından bir tanesidir zaten. Dişlerinin sert olmamasını ve küçük olmasını aldırış etmeyin. Çünkü ağzıyla verdiği basınçla sizi tek hamlede bütün böyle ciğerlerinizi falan çıkaracak... Mahveder lan bu balık sizi. Çok büyük bir böyle pitbull kadar bir çene basıncı varmış. Bak şimdi gördüm. Bakın şimdi ilk kez ezberden değil de bakarak okuyacağım. Giant isopod, yani dev böcekli olarak biliniyor bunlar. Uzunlukları 17 santim ile 37 santim arasında değişiyormuş. 1.7 kilo ağırlığına ulaşabiliyorlarmış. Hani bu böcekleri zaten %100 hepimiz görmüşüzdür. Böyle toprak bir alanda olsun, böyle değişik eski bir yağ alanda olsun, arazide olsun. Bunun şu kadar küçük versiyonunu görmüşüzdür. Bir de bunun şöyle olanını gördüğünü düşünsenize. 30 santimlik bir böcek var karşınızda. Siz dokunduğunuz zaman korkup kabuğuna geçiyor. Bir de bundan 30 tanenin üstünüze geldiğini düşünsenize. Vay anam vay. Stonefish, yani kaya balığı. Bu böyle hani buna kaya balığı demişler de bu hayattan bezmiş Ahmet abiye benziyor bence. Bunu bir arkadaşımın evindeki akvaryumda görsem ben bunu kaya süsü sanırım. Çünkü gerçekten de bir canlıya benzemiyor bu balık şu anda ben baktığım zaman. Bu balık da kendini tehlikede hissederse çok güçlü bir zehir salgılıyormuş etrafına. Bunu yemeye gelen balık daha buna yetişmeden zehirleniyormuş zaten. Hatchet fish. Bu balığı böyle bir evinizdeki akvaryumda veya bir balık satıcısında göremezsiniz zaten. Tipinden de anlayacağınız gibi ismini şeyden alıyor bu. Ben bunun Türkçesini söylemedim ama bir dakika. Bunun Türkçesi şapşal balık, yani aptal balık gibi bir anlamı var. Tipine de baktığınız zaman zaten ismini oradan aldığını anlayacaksınız. Bu balık aptal görünüşüyle ünlü bir balık ve bunu dediğim gibi evinizde beslemek bile istemezsiniz. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Video şu anda bitti arkadaşlar. Birkaç tane duyuru yapacağım. İzlemek isteyenler kalabilirler. Merhaba, ben gelecekten gelen Kürşat. Aslında gelecekten değil, okuldan geldim yeni. Videoyu çektiğimde sabah çok saat bir... Ne? Videoyu çektiğimde çok erken bir saat olduğu için söylemeyi unuttuğum şeyler olmuş. Ve söylemeyi unuttuğum şeylerden bahsedeceğim size şimdi. Arkadaşlar söylediğim gibi çok güzel yeni çekeceğim video fikirlerim var. Şehir dışına çıkmam gerekecek yakın bir tarihte. Ve şehir dışına çıktığım zaman çekeceğim 2-3 tane, hatta bir dakika dur sayayım, 4 tane süper videom var. O videoları da zaten çekip montajlayıp size paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü çok güzel videolar olacaklar. Ve bu arada saçım bayağı bozukmuş. Ve bu arada benim çekip bayağı montajladığım, bayağı güvendiğim, arkasında durduğum videolarım da şu sıralar pek izlenmemiş. O yüzden şuradaki karttan bu videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de süper videolar var şu anki kartta. Eski ve yeni videolarım arasında en beğendiğim videoları koydum karta. Oradaki karta tıklayarak da o videolara ulaşmayı unutmayın. Ve dediğim gibi 400 bin aboneye ulaşmışız. Bu çok güzel bir rakam, çok güzel bir duygu. Yakın bir zamanda bununla ilgili bir video da çekeceğim zaten ama şu sıralar okula gittiğim için bayağı bir zamansızlık oluyor. Bir zaman oturtamıyorum kendime bunları yapmak için. O yüzden sabrınız, desteğiniz için size çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hakkınız gerçekten de ödenmeyecek kadar yüksek bir yerde benim için. Bu arada bakın şurada Kürşat yazan bir tane formam var değil mi? Çok güzel duruyor orada. Bu arada bu videoyu çektikten 5 dakika sonra bak telefonum kırıldı. Nerede, göster. Camı göster. Telefonumun camı kırıldı bildiğin. Ondan da biraz moralim bozuk. Bu videodan sonra şimdi gidip bir tane daha video çekeceğim. O videonun da montajını yapıp zaten zamanla IG'ye koyacağım. Onu da yarın izleyeceksiniz. Hafta sonu için de güzel 2 tane videom var. Neyse arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yapabileceğime inanmıyorum ama bir tane dövme işte oğlum. Dövmesi. Bunun gözü. Başka bakalım bakalım bir şey var mı? Telefon yok üstünde, evet. Yes, we are right. Şurada bir tane vardı az önce. Neydi o ya? Ha şu, evet. Bir de şurada olmamız lazım. Yok mu, no mu? Tamam, okay, don't worry. Arkadaki resimde her yerine tıklayacağım. Korktum lan. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bilgilenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Ve diğer videolarımı izleyip benimle de orada buluşmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.